Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmeleri sırasında bu kürsüden belediyelerimize pek çok iftira atıldı. Kendi bütçelerini savunamayan iktidar sahipleri buraya çıkıp belediyelerimizi karalamaya çalıştı. Şunu söyleyelim, sorumluluk sahibi hiçbir bakanın yalanı söyleyip iftirayı atıp köşeye çekilme hakkı da haddi de yoktur. Kimse oturduğu makamlara güvenip seçilmiş belediye başkanlarımızın hakkını yemeye kalkmasın. Biz kimsenin hakkını yemedik, belediyelerimizin hakkını da hukukunu da kimseye yedirmeyiz. Şimdi iftiralara karşı gerçekleri konuşalım. Hepinizin vicdanlarına seslenerek iktidar ne yaptı, belediyelerimiz ne yapıyor tek tek anlatacağım. Önce bir hatırlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı yerel seçimlerde umduğunu bulamayınca belediye başkanlarımız için bunlar topal ördek dedi. Bu açıklamayla hukuksuzluğun işaret fişeğini çaktı. Bununla da yetinmedi. İstanbul'da 13-14 bin oyla seçim mi kazanılır diyerek milletin iradesini hiçe saydı. Sonra ne oldu? 13 bin oyu beğenmeyenler 809 bin oy farkını yiyince grup toplantısına çıkıp Ekrem İmamoğlu'na iki kez ard arda tebrik etmek zorunda kaldı. Mayıs 2019'da Ticaret Bakanlığı bir yazı hazırladı. Yıllardır belediye başkanlarında olan belediye şirketlerine atama yetkisini meclislere verdiniz. Ama bu girişim de elinizde kaldı. Şubat 2020, büyükşehir belediyeleri ulaşım koordinasyon merkezlerinin üye yapısını değiştirdiniz. Belediyelerde olan çoğunluğu hükümete verdiniz. İşte şimdi o çoğunlukla İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yeni taksi talebini tam 11 kez engellediniz. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan kontrollerde 14.875 korsan taksiye ceza uygulanmıştır. İstanbul'un taksiye ne kadar ihtiyacı olduğu da ortadadır. Mart 2020'de COVID-19 salgını tüm ülkeye yayıldı. Belediyelerimiz yardım kampanyaları başlattı. Halkımız bu hesaplara 15 milyon lira bağış yaptı. Peki siz ne yaptınız? CHP'li belediyeler yardım yapmasın diye bağışlara el koydunuz. Bunu da yapmayalım, bunun adı vicdansızlıktır bile demediniz. Siz önümüze duvar ördünüz ama biz o duvarı da yıktık. Dayanışma için yeni kampanyalar başlattık. Gururla söylüyorum ki sadece bu kampanyalarda şu ana kadar 120 milyon lira destek topladık. İhtiyaç sahiplerinin faturalarını ödedik, çocuklarımıza eğitim desteği verdik. Pandemi sürecinde siz 5 maskeyi dağıtamazken biz 5 milyon haneye yardım götürdük. İşte biz bunları yaparken siz vatandaşın bağışına el koyacak kadar vicdanını kaybeden bir iktidarsınız. Bunlar da yetmedi. Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin afetlerden sonra kampanya başlatma yetkisini de elinden aldınız. İşte siz vatandaşa gidecek bir tas çorbaya bile göz diken bir iktidarsınız. Devam ediyoruz. Belediyelerin borçlarına karşılık gelen vergi gelirlerindeki kesinti oranlarını %50'ye çıkardınız. Bu mecliste Türkiye Çevre Ajansı, Turizmi Teşvik Kanunu ve birçok torba kanun ile belediyelerimizin yetki ve gelirlerini kendinize aktardınız. İşte siz boşalan devlet kasasını doldurmak için belediye gelirlerine göz koyan bir iktidarsınız. Daha bitmedi. Çevre Bakanlığı belediyelere araç yardımı ve nakdi yardım yapıyor. Sayın Bakan'a iki kez soru önergesiyle sorduk. Hangi belediyelere ne kadar yardım yaptınız dedik. Geçen gün buraya çıkıp belediyelerimizi kötülemeye çalışan Sayın Bakan bu sorularımıza cevap vermedi. Ama biz bunları ortaya çıkardık. Bakanlık son 3 yılda belediyelere 2628 araç vermiş. Altını çiziyorum. Bu araçların %97'si Cumhur İttifakı belediyelerine gönderilmiş. Ama ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yöneten diğer belediyelere sadece %3'lük yardım yapılmış. Sanki ihtiyacı varmış gibi saraya bile 5 araç verilmiş. Sayın Erdoğan devletin dini adalettir diyordu. İşte sizin adaletiniz bu. Aynı bakanlık belediyelere 432 milyon lira da nakdi yardım yapmış. Bizim belediyelerimizin almadığı kesin. Sayın Bakan'a defalarca sorduk, yine soruyoruz. Nereye gitti bu 432 milyon lira?
Şimdi ben bu adaletsizliği Erdoğan'ın üstadım dediği Necip Fazıl'ın dizeleriyle anlatayım. Allah'ın 10 kulunu beklemeye dursun 10 kul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Şimdi bu görev suçlarını işleyen bakan yılda bir kez geldiği mecliste çıkmış belediyelerimize saldırıyor. Bütçesini savunamıyor, İzmir Büyükşehir Belediye'mizi kötülüyor. Sayın Bakan, şunu asla unutma. Senin itibarın bizi itibarsızlaştırmaya yetmez. Süleyman Soylu'ya özenip belediyelere milletvekillerini iftira atarak makbul olamazsın. Devletten kör kuruş destek almadan 6000 konutun dönüşümünü yapan belediyelerimizi karalamak sizin haddinizde değil, hakkınızda değildir. Gelelim Türkiye Belediyeler Birliği'ne. Birliğin bütçesinin %50'den fazlası bizim belediyelerimizden kesiliyor. Ama birlik kaynaklarının tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine veriliyor. Arkadaşlar, sormak istiyorum. Böyle bir adaletsizliği hangi vicdan kabul eder? Bizim için artık Türkiye Belediyeler Birliği yok hükmündedir. Birlik yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduk ve bu birlikten ayrılmak için de her türlü mücadeleyi vereceğiz. Değerli milletvekilleri, bugün bu adaletsizlikleri yapanlar yarın af dileyerek kurtulamazlar. İktidar milletvekillerine sesleniyorum. Biraz vicdanınız varsa bu adaletsizliklere ortak olmayın. Yerel seçimlerden önce de pek çok iftira atıldı. Ne dediler? CHP gelirse yardımlar kesilecek dediler. Gururla söylüyorum ki seçimlerde devraldığımız 5 büyük şehirde sosyal yardımlar 3 katına çıkarmak bize nasip oldu. Ne dediler? CHP gelirse personel maaşını ödeyemez dediler. Bizim belediyelerimizde sizin verdiğiniz asgari ücretten daha fazlası tıkır tıkır ödeniyor. Ne dediler? CHP gelirse faturaları teröristler dağıtacak dediler. Şunu unutmayın. Bu millet fatura dağıtan terörist görmedi ama FETÖ'nün yanında boy boy fotoğraf veren bakanlara şahit oldu. Seçimlerden sonra bu iftiralar az da olsa törpülendi ama biri var ki hala iftiralarını, suçlamalarını maalesef bırakmadı. Tek mahareti yalanı doğru gibi söylemek olan İçişleri Bakanı geçenlerde buradan iftiralar savurdu. İBB'de İstanbul Büyükşehir'de terörle ilişkili 557 personel var dedi. Havuz medyası bu sayıyı bir gün sonra 6'ya düşürdü. Aradan bir hafta geçti, ne 557 ne de 6 kişi hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Soruyoruz şimdi Sayın Bakan Süleyman Soylu. Yalanla, iftirayla makbul olamazsın, ancak böyle rezil olursun. Orman yangınları yaşadık. Tüm belediyelerimiz seferberlik başlattı. Bölgeye 300 araç, 1000'e aşkın personel gönderdik. Onlarca tır yardım malzemesini vatandaşlara ulaştırdık. Ama Erdoğan çıkıp gene bizi suçladı. Belediyeleriniz, itfaiyeleriniz neredeydi? O zaman da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Siz otobüs üstünden millete çay atarken bizim belediyelerimiz yangının içindeydi. Bizim genel başkanımız mücadeleye destek veren tüm partilerin belediye başkanlarına teşekkür mektubu gönderdi. Ama siz gece gündüz çalışan belediyelerin personelimizin alın terine iftira attınız. Genel başkanımız size karakış fonu kurun dedi, dinlemediniz. Ama biz bu fonu belediyelerimizde kurduk. Sadece son bir ayda 1 milyondan fazla aileye 160 milyon liralık yardım yaptık. Zam yapmak size, destek vermek bize nasip oldu. Belediyelerimiz vatandaşa ucuz ekmek veriyor. Biz ucuz ekmek verirken vatandaşları oralarda kuyruğa girecek hale getirmek de size nasip oldu. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin 3 liraya aldığı dezenfektana soruşturma açıp kendi bakanlığınıza 175 liradan dezenfektan satan bir bakana teşekkür ettiniz, teşekkür eden bir iktidarsınız. Siz 7000 liraya Atatürk yazılı tabela yapan Fındıklı Belediye'mize soruşturma açan ama Selerik Belediyesi'ndeki 500 bin liralık rüşvete sessiz kalan bir iktidarsınız. Siz Orman Genel Müdürlüğü'nün 155 yangına müdahale aracını bile kendi belediyelerinize bedelsiz aktaran bir iktidarsınız. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ndeki 15 milyon liralık yolsuzluğa ses çıkarmadınız ama Yalova'da yolsuzluğu ihbar eden belediye başkanımızı görevden aldınız. 2 yıl geçti, hiçbir suçlamayı ispat etmediniz ama göreve de iade etmiyorsunuz. Şimdi yine belediyelerimize yönelik kumpas haberleri alıyoruz. Buradan bu tamamlayın sözlerinizi. Seniyorum.
Teşekkür ederim başkanım. Zalimlerin sultanı, meydan senindir. Elinden geleni ardına koyma. Kanal İstanbul meselesi. Maliyeti 15 milyar dolar, yani 210 milyar lira. İnsanda biraz vicdan olur değerli arkadaşlar. Ama millet size dur diyecek. Siyasi ömrünüz bu ihaneti yapmaya yetmeyecek. Şu anda TOKİ'nin ihaleleri tek tek iptal oluyor. İhaleleri teklif veren bile çıkmıyor. Şunu kesinlikle unutmayın. Yapamayacaksınız, yapamayacaksınız ve asla yapamayacaksınız. Son olarak belediyelerimize bunca haksızlığı yaparken şunu unutuyorsunuz. Belediyelerimizden hizmet alan milyonlar size hakkını helal etmeyecek. Bizim belediyelerimiz bu zor günlerde vatandaşa verdiği desteklerle tarihe yazılacak. Ama siz Ankara'yı parsel parsel satmanın ve İstanbul'a ihanet etmenin vebaliyle anılacaksınız.